أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. 2'ye 185 Bakara suresinde mealini okuyorum. Çok acayip. Ramazan'da doğru yolda olup olmadığını gösteren, Ramazan ayı doğru yolu bildiren, doğru ve yanlışı birbirinden ayırt edip açıklayan Kur'an'ın indirildiği aydır. Bu Ramazan orucunun farz olduğuna dair bir ayet değil. Yani ayet var. Geçmiş ümmetlere farz olduğu gibi size de farz olmuştur gibi çok çeşitli ayetler varken her Ramazan dersinde bunu zikrederim. Çok severim. Ama Kur'an'ın indirildiğini söylüyor. Yani Ramazan'da oruçla alakalı ayeti demiyor. Yani onu siyak ve sibaktan ben çok hoşuma giden bir şeyim var. Siyak ve sibaktan mana çıkartma, öyle bakma. Böyle açıyı oradan tutturma anlamına geliyor. Mesela La Kalb 500 ayetten bir ayeti koyuyor 10. söze ya. O pencereden bak diye demek ki Kur'an ayı. Kur'an'ın indirildiğini söylüyor. Ben şimdi size bir yer unutmuşsunuzdur. Hatırlatma babında bir müjde bir yeri okuyayım. Dersime çalışarak geldiğim için çalıştım abiler. Teknik bilgi de vereceğim. Bak şimdi. Bala 282. Tam bu zamanda okunması gerekiyor. Göstereyim size. Okuyacağım yeri. Şurası. Şu kadar bir yer. Ama hakikaten mucize. Bu noktadan Ramazan Risalesi'ni yazmıyor bu. Rabian şu mübarek şehri Ramazan. Vallahi dört gözle bunu okuduğum zaman ben vallahi Allah biliyor. Dört gözle Ramazan'ı bekliyor. Allah'ım ulaştır diye. Bak bir daha. Şu mübarek şehri Ramazan. Leyle-i Kadri ihata ettiği için. Yani Ramazan'ın içerisinde Leyle-i Kadir var. Onu içine aldığı için. Kendisi de yani onun için değerlidir dedi. Niçin değerlidir? Ramazan içinde Kadir gecesi var. Kadir gecesinde ne var? Kur'an inmiş. Kur'an var ayın içinde. Şimdi esas bu değil. Müjde. Ramazan'ın kendisi de yani Leyle-i Kadir, Ramazan'ı kutsi yapan Leyle-i Kadir'dir. Leyle-i Kadir de Kur'an'ı ata ettiği için. Şimdi diyor ki Ramazan'a şimdi. Kendisi de ömür içinde bir Leyle-i Kadir'dir. Ramazan'da Kadir gecesi neyse ömürde Ramazan odur. Muvaffak olanın Ramazan'a, muvaffak olanın ömrüne 1000 ömür katar. 1000. Bu ay sonra 1000 ömür sahibi. 1000 sene yaşamış gibi olacaksın. Adem Aleyhisselam gibi. Onu şey yapacağım. Dakikası Ramazan'ın, tamirde çalışıyorsun, oruçlusun, mübalasız. Burası pek okunmamış, unutulmuş. Dakikası bir gündür. Normal bir günün Ramazan'da bir dakikaya denk geliyor. Ramazan ayında saati 2 aymış ibadet. Hiç durmadan Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, nafile oruç. Namaz kılsan 2 ay. Ramazan'ın bir saatine denk geliyor. Günü birkaç sene hükmünde bir ömrü bakidir. Günü birkaç sene. Bir değil birkaç sene. Lakal 1000 sene ömür veriliyor. Muvaffak olmak. Yani şüphe şey yapıyor. Şimdi ben çalıştığım için atıflarıyla beraber. Bu nasıl muvaffak olunur? Şahs-ı manevi ile olur. Şahs-ı manevi de mutlaka ihata muvaffak olunur diyor. Muvaffak olanı. Şahs-ı manevi nedir? Her insandan soğanın dışında içeriye doğru gir. Kabuktan içeriye doğru gir. Akıl. Gir içeriye vicdan. Gir içeriye kalp. Gir içeriye ruh. Tamam. Bütün nurcuların aklını tencereye koy. Mazi, mustakbel, hal hepsi. Koydun mu? Bütün nurcuların vicdanını koy. Bütün nurcuların kalbini koy. Ruhunu koy. Karıştır. Ondan çıkan şahs-ı manevi. Yani biz de şahs-ı maneviyiz. Hiç kimse kendisini görmedi ki. Bu ben değilim ki. Ben bu bedene şahs-ı manevi. Maneviyim bu maddi. Yani şahs-ı manevi derken böyle kabul edilen bir şey değil. Nefs-i lemirdir, vücud haricisi var, mahluktur. Atom değil. Kudret tahallük etmiş mahluktur. Akıl mahluk değil mi? Vicdan mahluk değil mi? Ruh mahluk değil mi? Ruh da mahluktur. Ama kanun emri diye yazılım itibariyle. Yani atom cinsinden değildir diye o değildir diye cahilliğini yapmadığımız gibi ruh nedir? Mahluktur ama atom cinsinden değil. Realitedir, nefs-i emirdir, kudret tahallük etmiş mahluktur. Ben bedenime
ruhum nasılsa şahs-ı manevi de nurculuk cemaatine böyledir. Ondandır ki tarikatta veya diğer mezheplerde reis, şeyh, lider vefat edince arkasında post nişin tarzında birisi geçer. Sizde yok diyor. Başıboz bozukluk mu var? Ustadın zamanında ustad baş değildi zaten. Ustad lider değildi. Ustad şeyh değildi. Ustad abiydi. Kastamonu 48. Ben de bir nur talebesiyim diyor. 125 Emirdağ 1. 48 Emirdağ 1. Emirdağ 125'te de diyor ki Said de bir nur talebesidir. Ne uzubillah. Said de sadakatını bozsa Risale-i siz Risale-i Nur'un sadakatınızı bozmayacaksınız diyor. Yani ustadın zamanında zaten şahsçılık yoktu. Peki nasıl icraat yapar? En bir iki kelime. Şahs-ı manevi şöyle icraat yapar. Sana bir fikir verir, bir his verir, derse gelirsin. Sana bir his verir, bir fikir, liyakata göre bir his verir, fikir verir, tak dışarıdasın. Ama makul bir sebep var tabii. Gelmemene. Sonuç nedir? Derste yoksun. Ne kadar haklı da yoksa yoksun. Şahs-ı manevi bizi böyle yönetiyor. Mesela şöyle. Zaten manevi yönetiyorum. Abdullah kalk, Abdullah git. Ben tutmuyorum ki seni. Bu kelam başkası dese niye itaat etmiyorsun da ben söyleyeyim. Çünkü kelamın içerisine ben varım. Komutan gibi. Rahat, hazır ol. Nasıl bin kişiyle bir kişi eşit? İçerisinde bir ruh var. İşte benimle senin arandaki münasebetin, diyaloğun, sistemin adı o kelamın içerisindeki manadır. Şahs-ı manevi de atomik değil. Mesela doğdu bir şey. Ya şunu bir arayayım ya. Ne? Mesela bana çok oluyor. Hepinizde oluyordur. Kur'an okurken belki canlı yayında olanlar da var. Çok oluyor. Dayanamıyorum ya. Telefon ediyorum. Veya Kur'an'ı sadakallahu nazim ya Rabbi onun şu anda derdi varsa Allah'ım merhamet et ya. Diyorum kafamdan gidiyor. Kim ettiriyor? Şahs-ı manevi. Onun ihtiyacı var ve ona et. Rabbim şahit. Böyle oldu. Ha, kalbime bak, aklıma fikir, vicdanıma bir his, kalbime duygu, ruhuma latife veriyor. Şahs-ı manevi böyle idare ediyor. Ama şimdi şahs-ı maneviye dahil olan muvaffak olur. Diyor ki bu kadar cemaatin diyor duaları, bir tanesinin kabul olmaması başka. Bu kadar cemaatin diyor Kadir Gecesi'ni ihya edip bir tanesini yakalamaması öyle mi abiler? Muhaf. O zaman bir kişi yakaladı Ahmet. Herkes yakalamış gibi oluyor. Herkesin hasenat defterine gidiyor. Herkesin. Sen istersen bana dua et, istersen etme ama gene et de. Benim hasenatım bugün sizin, vallahi sizin defterinize yazılmış. Her ne yaptımsa. Günah yok. Günahta sirayet yok. Sizin de bana yazılıyor. Bu cihette insan devdir. Onun için rahmet-i ilahiye celbediyor. Onun için Allah ve ahirette ümitliyiz. Sadakat, sebat şart mı abi? O şart. Tabii o ona girerse konu değişir. Ha, şahs-ı manevi nasıl girilir? Onunla mı girilir? Abi? Onunla girilir. O şart. Her derste zikretsem liyakatı var, hakkı var. Şahs-ı manevi bizi idare ediyor. Atomik değildir. Nasıl ki bedeni ben idare ediyorum, bak elimi atıyorum, konuşuyorum. Atom mudur bu? Atom hareket ediyor. Hihihi gülüyorum, ağzım gözüküyor. Gülüyorum, ruhsaldır. Ha. Ben nasıl? Abi şatırıma geldi, mutfağa gideyim kahve alayım. Nereden geldi? Beden hareket etti. Ha. Şahs-ı manevi de sana onu atıyor, bunu atıyor, onu yapıyor. Çık dışarıya, gir içeriye. Sen de, senin ne sen bu? Hop! Bir bakıyorsun bitti. Ustad diyor ki, şahs-ı maneviden diyor, dua edin, irtişapın ki atmasın sizi. Elimizden almasın diyor. Hatta ben diyor reyimi şahs-ı manevimize bıraktım diyor. Neyse teveccüh ediyor. Daha kalbe geliyor ha buymuş. O anda o doğuşları yapan şahs-ı manevidir. Şimdi bir de okuyorum abiler müjde olduğu için. Belki bu akşamki dersin çekirdeği ruhu en can alıcısıdır. Şu mübarek şehri Ramazan Leyli-i Kadir'i ihata ettiği için kendisi de ömür içinde bir Leyle-i Kadir'dir ki muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Vallahi ya. Ne müjde ya. Dakikası Ramazan'da normal günün bir gündür dakika. Saat iki ay. Günü birkaç sene hükmünde bir ömrü bakidir. Bu nasıl anlarız? Bunu
Vefat edince sekeratta anlarız. O sekerat ölüm bayılmak olmadığını, o başladığı zaman, o halet açıldığı zaman, o zaman bunun ne olduğunu, o zaman kıymetini idrak ederiz. Bazen duman oluyor insan, mana, bazı bir haller olur ya böyle, bir tuhaf böyle. Tefekkür ederken veya mana iz sürerken tefekküre geçiyorsun. Düşüncelerin içerisinde ilim, ilmi de tefekküre yönlendirirsen tefekkür. Tefekkürün cevabı kimdir? Cenab-ı Hak veriyor. Tefekkürde de tekrar istakip edersen huzur ve haz olur. Onu kontrol edemezsin. Şimdi Kastamonu 199'dan da bir yer okuyacağım. Bunları Ramazan'da okursunuz, okuruz. Ama bu tür şeyler daha elimize pek geçmeyen bir şeyler oluyor. Diyor ki, yeri de gösteriyorum kasten. Abiler burada. Hakikat-i İslamiye kaçtır? 7. 7. Ne, İbrahim sayar mısın abi? Nasıl 7 oluyor? İman esası 6, İslam esası 5. Nasıl 7 oluyor? 6 iman esası. 6 iman esası. Bir de İslam esasını 1 sayı. 5 tane İslam esasını da pekmez tayini karıştırır gibi karıştırır. 5 İslam esası 1, 6 iman esasına eklersen 7 oluyor. Buna hakikat-i İslamiye deniliyor. Bunun en birincisi neymiş Faruk? İslam'ın 5 rüknü olan sav, birincisi sav. Hakikat-i İslamiye'de birinci sıra savundur. İkincisi salattır. Üçüncüsü haçtır. Dördüncüsü zekat. 5 kelime-i şehadet. Mecmu'un hulasasıdır. Birincisi sam'dır. Şimdi her şeyin ama her şeyin 4 ihata etmek için kolay olsun Ramazan orucu. Her şeyin 4 yöntemi var. Ağacı düşünün. Çekirdek, kökteki çekirdek. Meyvesi, ecelen. Ağacın görüntüsü, görünen. Ağacın bir de gözükmeyen manevi taraf. Çekirdeğe evveluhu ismine bakıyor. İkinci şu anda değil mi? Hatırlarsınız. Evveluhu, meyveye ahiruhu, ağacın görünüşüne zahiruhu, gözükmeyene batinuhu. Orucunda nereden bakarsan herkes farklı ders yapmasının sebebini söyleyeyim. Bu 4 tane yöntemin oruca evvel cihetiyle bakarsan farklı ders olur. Ahir cihetiyle bakarsan, meyve itibariyle bakarsan ders farklılaşıyor. Zahir cihetiyle bakarsan ders değişiyor. Batın cihetiyle bakarsan ders değişiyor. Ha? Şimdi evvelci ve ahir. Ben yapabildiğim kadarıyla şöyle kablo gelir mi abi? Bak bakayım kablo gelir mi? Tamam herhalde. Ha gelir. Gelir. Ha? Geldi. Tamam. Ramazan'ın sureti şair İslamiye'dir. Ha, şimdi bir derste bugün akşama veya bugünkü perşembe dersinde şair İslamiye'ye bakma cihetiyle birinci nüktede bunu anlatır. Resul değil mi? Şair İslamiye. Ha nedir o? Ramazan'ın suretiymiş. Şair İslamiye yani kişilerin akıllarının, kalplerinin, ruhlarının bütünselliği, toplumdaki durum. Mesela namazı saklayabilirsiniz. Askeriyede şurada burada ama eskidendi çok şükür. Orucu saklayamazsın. Oruç saklanmaz. Şimdi sureti şair İslamiye'dir. Hakikati olmadı bu. Var mı silgi veya kağıt? Şey? Sağda abi sağda. Şurada. Kanuniyeti nedir? İnsanın içsel alemine, aleminin terbiyesine bakıyor. Yani ubudiyet. Soğan kabuğu gibi abiler. Dişin şair İslamiye. Gel şeye, insana bakan tarafı içsel alemini terbiye ediyor. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı ubudiyet halini takılma. İçsel yani bu benim değil. Ağaç ve fark. Normal sıradan bir laf zannediyoruz ha ağaç. Acizliğin kadar Allah var olur. Ortaya çıkar sende, bende. Fakirliğin kadar ahirete iman ortaya çıkar. Acizliğimiz kadar Allah var olur. Allah hayalden çıkar, fikir ve his olur. Hani Allah hayal gibi zannediyoruz. Hayal. Alemimizde öyle oluyor. Demek ki içsel alem, terbiye haddimizi biliyoruz. Aç, fark, kusur, noksan. Devlet ediyoruz. Hakikati Kur'an'ın
indirildiği bakıyor. Şimdi mahiyeti ise bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz da ki Allah da yani. Abi şey diyebilir miyiz toplamına? Yani Cenab-ı Hak hepsinden murat kelamına muhatap etmek istiyor. Yani, kelamına bu. Yani komplesinden mesela değil. Anlaşılmıyor. Bu yok, bu Allah'ın katında nedir bilmiyoruz. En azından şunu böyle biraz şey yaptım, zorladım. Bir şey yapabilir miyim, bir şey bulabilir miyim Allah katında? Haşa meydanında önümüzde cennet cehennem var. Hesap yapılıyor. Günah sevap. Ama Allah seni affetmek istiyor. Ne kadar ihtiyacın var? Kaç top balyaya ihtiyacın var? Oruç onu sayıyor. Orucun muayyen sevabı yoktur. Sözlü şey gibi abi. Sözlüye kaldırıyor hocam. Kaç versem geçiyor diyor. Yani çok 90 lazım böyle. Yazılmadı düşük. Düşük. Sözlüyle... 90'la 90 veriyor geçiyor. Evet. Gibi. Şimdi mesela Kur'an'ın şu kadar sevabı var, namazın şu kadar sevabı var. Orucun muayyen şu kadar sevabı yok. Katındadır diyor. Ne demek katında? Ne kadar isterse. Ne demek? Ne kadar lazım sana? Peki Allah nasıldır? Yani şefkat. Bu kalemi ben yaptım. Bak bu kalemi ben yaptım. Kaleme benziyor muyum? Ve kalemden önce. Bendeki şefkat yaratılmıştır. Latifedir. Mahluktur. Bu mahluk olan latife, şefkat Allah'ın şefkati mukaddesesindendir. Benzemez hiç. Ona işaret eder. Onu ifade eder, varlığına delalet eder ama keyfiyetini bilmeyiz. Bendeki şefkat buysa, onu nasıldır bilmiyorum. Ha, Ramazan'ın muayyen bir sevabı yoktur, katındadır diyor. Katında Muhammed der ki, ne kadar ihtiyacın var abi? Sana 500 ton, sana 150 kilo, sana 15 ton, onu sayıyor. Yani katındadır, belli değil. Çok garip bir sistem ya, Ramazan sistemi garip bir sistem. Yani Ramazan'da affedilmedinse artık affedilmemişsindir. Affedilmedinse affedilmemişsindir. Çok ümitler yani insanlar olunca. Yani bir Müslüman oruca kalktı. Namazda kıldı. Elinden geldiği kadar yani yeme içme cinsellikten uzak olduğu gibi böyle duygularına da gözüne kulağına da tutturursa vallahi benim Rabbime ben böyle biliyorum affedeceğine külliyattan gördüğüm ruh budur. Allah azap etmez. Benim gördüğüm bu. Hele şahs-ı manevi girdiyse girmiştir. Hiçbir ümmet namazsız ve oruçsuz bırakılmamıştır. Hep de Ramazan'da inmiştir sufiye kitaplar. Ondan biraz malumat vereyim. Şeyde de vermiştim Sultanbeyli'nde. Ulemanın oruca bakışını da bir cümleyle ifade edeyim. Teknik bilgiden sonra esas bunu anlatmak istiyordum. Yani oruç niye farklı ders oluyor? Çekirdekten bakarsan orucun sureti şair-i İslamiye bakıyor. Ona ait ders birinci nükteyi okursan o. Orucun kanuneti insanın kendi içsel aleminde ben buna serbest değilim arkadaş. Bu benim değildir. Esbab perest, esbaba her şeyi bağlayan, sebep sonucu putlaştıran, sebebi ve kendisini ve insanları putlaştıran şehimdir, benim, nefsane arzularıdır, putlaştıran insana diyor ki senin değil. Helalinden, zahirde helal var ya su içmek. Yani üstün bak helal, Ramazan'da helal. Helal, haram yapılarak, burada söylüyor, daha onun için söylüyorum. Sonra haramdan kaçmayı bize öğretiyor. Talim oluyor yani. Talim. Yani içsel aleminde... Allah'ın rububiyeti Allah'ındır. Allah var yani. Var zaten hayal gibi Allah alemimizde. Hayal gibi. Ama yemek içme hayal gibi değil. Bu aşağı indikçe ruh öne çıkıyor. Duygusallık öne çıkıyor. Ruhanilik tarafı başlıyor. Üç çeşit oruç varmış. Tasavvufçulara göre. Ruhun orucu kısa emelli olmak. Emel. Onlar da böyle tarif etmiş. Kulağınıza dursun. Başka bir de diyorsanız. Ruhun orucu varmış. Kısa emelli olmak. Aklın orucu kötülüğe muhalefet etmek. Nefsin orucu hissi yani. Bakayım. Nefsin
orucu hırsı azaltmak. Nefis demek insan. Bedensel hiç bahsetmiyor. Ruh, akıl ve kalp. Nefisten kalp ediyorlar. Kalp. Nefse emare leva memnun unutmayın var ya. Hırsı. Hırstan bizi terbiye ediyor. Hırsı terbiye ediyor der. Ruhun orucu kısa melli. Ahlakı düzeltiyormuş. Yani latifelerde maksat huluktur. Ahlaktır. Ben şimdi 19. Mektupta Mucizat Ahmediye'den aldığım bir şey var. Ramazan ayı Tevrat'ta hat diye geçer. Hat. İncil'de tap, Zebur'da kurbet ve Kur'an'da Ramazan diye bildirilmiştir. Hat denmesinin sebebi günahlara çizgi çektiği için. Tap denmesinin sebebi kul onda temizlendiği için. Kurbet denmesinin sebebi kulun Ramazan ayında bereket ile Allah'a yakınlaşmasındandır. Peygamberlere birkaç tane peygamberi Ramazan'da hep şeyler inmiş onu söyleyeyim. İbrahim Aleyhisselam'a suhuf Şehr-i Ramazan'ın 9. gecesinde indirilmiş. İbrahim'e Davut Aleyhisselam'a 18. gece, İncil İsa Aleyhisselam'a 13. gece, onun için çok kutsidir 13 onlarda. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da malum 27. gece indirilmiş. Peygamber Aleyhisselatü yeni gelenler için belki de şey olur gençler için. Bunu da tekrar ediyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 571'de doğdu. Nübüvvet miladi 611'de geldi nübüvvet. Medine'ye hicreti 622'de oldu. Ramazan yani nübüvvetin ilanından 9,5 sene sonra namaz farz oldu. 9,5 sene Mekke döneminde Miraç'a gitti. Orada namaz farz oluyor. Oruç hicretten 1,5 sene sonra yani 12,5 sene nübüvvet olmuş oruç yok. 12,5 sene sonra. Zekat ise hicretten 2 yıl sonra yani şeyden sonra oruçtan sonra zekat farz oluyor. Başka atlayayım. Hac nübüvvetten 19 sene sonra 631'de farz oluyor. Kurban da haçtan sonra hacın içinde 19 yıl sonra farz oluyor. Böylelikle teknik bilgiyi verdikten sonra Ramazan'ın açlıkla birincisi yani biz buna muvaffak değiliz. Bu bizim değil öğretiyor. Ama ben şey okumak istiyorum. Hep böyle Ramazan'da rastlarsanız hemen birden başlanılıyor. Birden başlanılıyor. Geçen 7'den yaptım. Şimdi 6'yı yapmak istiyorum. Ramazan'da Ramazan Risalesi'nde 3 tane tabir kullanıyor. O tekniği de şey yapayım. Ama bu benim anladığım, çalıştığım, alemime düşen. Her Ramazan'da farklı manada veriyorum. Yani çünkü tabirin içerisinde bir tane mana yok, birkaç tane var. Oruç var. Ramazan sen. Savma, sav, bir de siyam. Sizce nedir farkı? Yani bunu kullanıyor. Ustad lügatı şudur, iki nokta üstüse demiyor. Eylemde gösteriyor. Orucu şey olarak gösteriyor. Orucu çalıştım bak burada. Oruç şükrün anahtarıymış. Anahtar. Sav odanın içi. Mesela karpuz var, meyveler var. Ama kapı kapalı. Bu sonuç. Yani baklavalara, karpuzlara ulaşmak. Ama kapı kapalı. Oruç şükrün anahtarıymış, anahtar. Sav, şükrün kendisidir. Sav oluyor. O zaman oruç, duygular gibidir. Sav, insanın haleti rüyesidir. Şükrün kendisidir diyor. Sav, şükür diyor. Şüküre bakıyor direkt. Oruca da şükrün anahtarıdır diyor. Ondan sonra siyam ise Kur'an'a bakıyor. Onun içerisindeki Kur'an, senin aleminde. O zaman oruç duygulara, sav, bizde duyguların uyandırdığı sonuç olan şükre, siyam ise Kur'an'a muhatabiyet derecemiz. Kur'an'a muhatap olmak. Kur'an'a muhatap olmak demek şöyledir diyor. Okumak ama mesela Mesnevi Nuriye'de 140 burada da yeri gösteriyorum. Böyle çok hoşlarına gittikleri için onların da arkadaşlarım. Buradan okuyacağım şimdi bak buradan atlıyorum. Ama Allah nasip ederse bu daha göstermeyeceğim böyle Arnavutköy'de. Çünkü bunu duvara yansıtacağım. Allah nasip ederse sensörümüz eksik olduğundan gaz açmadılar. Sensörü de taktık. Yarın gazımız açıyor.
Her şeyimiz tamam. Ramazan'da inşallah oradayız. Arnavutköy'deyiz. Aslında bugün açılıyordu gaz, sensör yoktu. Meğer o eksikmiş. Dışa kadar açtılar. Yarın da söz verdiler. Gelip açacaklar. Ondan sonra Allah'ın izniyle orada. Ama bu söylediğim cihaz zamanla alınacak. Şey ne diyorlar o ekran. Bunu orada göreceksiniz. Bunu orada Allah nasip ederse çalışmalarımı göreceksiniz. Şimdi ezber oluyor. Kur'an'la muhatap olmak için Kur'an'ı 3 şekilde dinle diyor. Dikkat edersen dolaşıyorum. Külliyatta dolaşıyorum yani. Kendi hiçbir şeyim yok. 1. Kur'an'ı nasıl okuyacağız? Nasıl dinleyeceğiz? Kur'an okumak gene peygamberimiz bildiriyor. Allah ile konuşmaktır. Risale-i Nur'da da ustadı, ustadında 20 derecede daha yüksek bir şekilde ustadla görüşmeyi, yani beraber görüşmekten daha az. Ustadın aklı ve ruhuyla sohbet etmek manasına külliyat okunmak. Şey yapmak, Kur'an okumak Allah ile sohbet etmektir. Otur Mehmet. Otur. Kur'an geldiği zaman, şey okuduğumuz zaman bir, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. Peygamber bana söylüyor. Yani şey var ya böyle hani bitiriyor ne dinliyor. Mukabele. Niçin nereden gelmiş o? Unutmasın diye her sene Cebrail aleyhisselam gelir. Peygamber aleyhisselatü vesselam karşısında oturur. Peygamber aleyhisselatü vesselam ona takdim eder. Var mı şey diye. Ha bir de size söyleyeyim. Allah'ın iki tane şey dört tane büyük meleğin dışında dünyaya müekkel 12 meleği var büyük. Bir tanesinin adı Ramazan'dır. Aktif olacak yarın. Yeryüzüne inecek bu melaike. Gemi gibi. Oruç tutanlar içine girecek. Ondan sonra alıp gidiyor. Bir de bedeni şu yapayım ondan sonra müsaade ederseniz. Şu anda ben ampul var ya ampul. Saniyede 60 defa yanıp söner. Tırrrr. Gözün görme kabiliyetindeniz de olduğu için devamlı yanıyor zannederiz. Biz de bütün eşya, bütün efrak, Allah'ın dışında her şey var olup yok oluyoruz. Var olup yok oluyoruz. Halkın cedid. 30. sözde söyler bunu. 2 tane de ayet var. Biz var oluruz ilimden kudrete, kudretten ilime, ilimden İmam-ı Bin Kitab-ı Bin'de anlatır. Şimdi ne diyeceğim bak. Beden anda olandır. Tırt, tırt, yok, var oldum, yok oldum. Hemen onun tekrarı yok. O kayboldum şöyle. Var oldum, yok oldum, var oldum. Aynı benim. Öyle değil. Var oldum, benim ustam. Yok oldum, bu değil artık. Yeniden. Yeniden yaratılıyoruz. Onun için ceddidi imanikum bila la ilahe illallah. Her an imanınız tazeli çünkü her an değişiyorsun. Bir an önceyle bir an sonrası aynı değiliz. O bitti o. O gitti. Aynı şey değil bak böyle değil. Aynı adamı örtüyorsun, kaçıyorsun. Beden demek anda var olandır. Bedeni misali külliyata geçiyor. Anda var olup gidenler var ya onların bütünlüğüdür. Ceset atomiktir. Cisim ise alemimizde olandır. Cismaniyet ise cennettedir. Ha? Şimdi biz var olup yok oluyoruz. Dırrrr diye gidiyoruz. Kur'an, Kur'an'a muhatabiyet ayıdır. Kur'an'a muhatap olmak demek okurken, dinlerken bir, sanki Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabesine Mescid-i Nebevi'de okuyor. Mescid-i Nebevi'de okuyor. Biz de orada dinliyoruz Ahmet. Er-Rahman allemel Kur'an okuyor. Ha, böyle olmak birincisi bu. İkincisi daha biraz da şey Cebrail aleyhisselamdan dinlemek oluyor. Cebrail aleyhisselamdan dinliyoruz. Peygamber'e anlatırken orada bakıyor Cebrail aleyhisselam onu anlatırken ben de dinliyordum ya nasıl olduysa. Allah Allah. Cebrail aleyhisselam geldi hem kendisini görüyorum hem okuyor. Çok tuhaftır. Cebrail aleyhisselam kitap getirmedi böyle. Harf getirmedi, ses de getirmedi. Ayet bu. Eğer böyle olsa mahluk olurdu. Ne Kur'an kütüphanenizdeki kitabın adı Musaf'tır ama Kur'an diyoruz. Cebrail aleyhisselam ses ve harf kullanmadan ayeti getirmiş. Size bir çizeyim şeyi.
Ondan sonra bakayım. Yani bu ders biraz değişik olsun diye. Biraz ses yapacak zırırırt diye. Onu idare edeyim. Şimdi bakın abiler. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şurada adam çizelim. Şurası mahiyeti zatiye. Yani başka bir şey, bunlara fazla takılmayın. Ehli nedir? Ama Kur'an nedir diye göstermeye çalışacağım şimdi. Burası şuunat-ı zatiye, burası sıfat, burası esma. 10 tane ders anlatsam, Kur'an nasıl ayete dönüştü? Bu dersin vereceği şekilde de gene olmaz. Burası Nur-u Muhammedi. Nur-u Muhammedi aleyhissalatu vesselam ne iyilik yapmış bize? Ne yapmış? Allah ile tanıştırmış. Bana insan olduğunu söylemiş. Daha ne yapacaktı? Al ve ashabına selam olsun. İyiliklerinden dolayı. Burası abiler Arş-ı Azam. Ya Rab bizden haberdar et onu ya bu akşam. Allah'ım Allah'ın hatırına. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmetine, Kur'an-ı Azimuşşan'ın hatırına, istikamet içerisine istikamet ver ve şu cemaatin ve amin diyenlerin Peygamber aleyhissalatü vesselama salatü selamımızı ulaştır ya Rabbi. Amin. Emanetçilerin en hayırlısı sensin. Ya Rabbi emanet ediyoruz. Bize şefaatçi etmesine vesileyle ya Rabbi. Amin. Arş-ı Azam. Burası Lef-i Mahfuz. Burası Arş abiler. Şuraya da bir tane de koyayım. O da önemli. Burası mühim olduğu için cennet, cehennem. Burası kürs, burası alemi şehadet. Tamam mı? Şimdi burayı siliyorum burayı karışmasın diye. Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bu şunat-ı zatiye, şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, sevk-i mukaddese, şefk-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddese ehline söyledim. Burada şu sıfat ikiye ayrılır. Zatiye ve sıfat detay değil. Kur'an'la alakalı bir şey söyleyeceğim. Şurada subut-u sıfattan Kur'an'ın kaynağı neresiydi? Ne, hangi sıfattır abiler? Hangi sıfattan geliyor Kur'an? Kelam. Kelam sıfatından geliyor. Maşallah. Biz ama devam edeceğiz. Güzel. Gel tut. Buradan da tuttum. Bak abi. Bu kelamdan lef-i mahfuza buna kelam-ı ilahi indiriliyor. Komple. Komple indirildi abi lef-i mahfuza. Burada Cebrail var. Cebrail. Tamam. Harika. Oo, işte ilk defa böyle bir şey yaradım. Senin mi o? Evet. Aferin lan. Bazen kafan çalışıyor. Harika. Çok sevindim. Basit bir şeyle bile mutlu eden Allah'a hamdolsun. Bakın kelam. Bu kelam sıfatından lef-i mahfuza Allah kelam-ı ilahi getiriyor. Cebrail aleyhisselam Allah'tan buradan almıyor. Burada bu kelam ilahi bakıyor musunuz? Görüyor musunuz? Ama bakın ama. Burada ne oluyorsa ben bilmiyorum. Bu kelam ilahi böyle fabrikadan kamyon toprağı getiriyor yüksek fırına. 1500 derece verince demir ayrılıyor. 800 derece verince gümüş ayrılıyor ya. Derece derece toprakta maden ayrılıyor. 700 derece verirsen şu ayrılır. 600 derece verirsen bu ayrılır. 900 derece verirsen bu ayrılır. Aynı onun gibi Faruk. Buraya kelam-ı ilahi, bu fabrika, buraya ne oluyorsa bu kelam-ı ilahi ayet oluyor. Ayetlere dönüşüyor. Ömer görüyor musun? Görüyorum abi. Ayet burada oluyor. Ayet burada, buradan ayet yok. Kelam-ı ilahi. Kelamda ne var? İlim, irade, kudret var içinde. 430 sözler. Burada ayetleri dönüştü mü abi? Cebrail aleyhisselam da
bu ayetleri Peygamber aleyhissalatü vesselam'a peyderpey indiriyor. Ayetler. Demek ki Allah'tan ayet şey gelmiyor. Bu burası kalın. Şöyle yapayım. Ayetleri perdeyi indiriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indiriyor. Aleyhisselatü Vesselam. Affetsin bu şekilde şey yapıldı ama yani bir insan tarifi anlamında yaptım. Demek ki bu Allah'lık hakikati, bu Allah'lık alemi, bu girmeyeyim ona, Allah'lık tarafı, bu mahlukat, mahluk, vacibül vücut tarafı. Anladın mı Ömer abi? Ömer anladın mı? Anladım abi. Bak kelamdan buraya inişe kelam-ı ilahi, burada fabrikalardan, imbiklerden geçiyor, ne oluyorsa ayete dönüşüyor. Kelam indirgeniyor. Yoksa keban barajını eve bağlasan duman olduğu gibi, bu direkt gelse yanar, kimse kaldıramaz. Orası trafo mu oluyor? Trafo gibi bir şey. Dönüştürüyor ama. Ama ayetleri buraya getirdiği zaman onu diyecektim. Bir, harf yok. İki, ses yok. İçerisini bilmiyoruz. Harf, Cebrail aleyhisselam peygamberimize harf kullanmıyor. Ses kullanmıyor. Bilmiyorum ya. Mahluk olur. Kitaplığımızdaki musaftır. Şimdi buraya bana geldi. Dedi diyor abi. He? Hani bana dedi diyor. Hani Cebrail aleyhisselamın sözleri için. Bana böyle söyledi diyor. Evet tabii. Sonra o ilka edince ruhuna, kalbine. Ondan sonra ifade ediyor. Konuşuyor. Konuşmaya başlıyor. Bunu getirince peki bu Cebrail aleyhisselam buradan gelirken ne oluyor? Şüphe ve iras etmesin, şaibe olmasın diye bütün bu onun emri altında olan dört melek, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hepsinin ordusunu topluyor. Ay inerken kırmızı halı seriliyor ya başkana, sağında solunda muhafızlar falan. Cebrail aleyhisselam indirirken ayeti, kanal açılıyor, koridor. O zaman yıldızlara mancınık atıyor. Yıldızlar, yıldızlar kayması ne demek semada? Retmi şeyatin. Yani o her yıldız kaymasında hemen anlayın ki melekler şeytanları karakollardan kovuyor. Onları mermileridir. O zaman çok oluyormuş ayet ineceği zaman. Peygamber aleyhissalatü vesselam zaten bihuş oluyordu ayette. İniyordu. Ona geliyor ya o ayet. O halet ne oluyorsa sonra o da bir trafo oluyor. Ayet bahsinde. Sonra Cebrail o haletine konuşuyor. O da bir hal oluyor. Mesela şu anda haletimi, kelamımı ifade etmiyor ki ama işaret ediyor. Yani harf kullanmıyor sesen, sonra şey yaparken tekrar ediyor. İşte elif, la, mim, zaliken kitabuna reybe fi. Böyle tekrar ediyor. Orayı tazeliyor. Ne oluyorsa içeride. Üç ayda bir ustad da bütün külliyatı böyle tekrar yaparmış. Demek ki ayet bundan sonra dönüşüyor. Ayete dönüşüyor. Abi bir şey sorabilir miyim? Şimdi o gelen şey neyse. Hani radyoda ses oluyor, televizyonda görüntü oluyor ya. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da vahiy, üstad da ilham mı oluyor? Öyle mi diyeceğim? Evet. Ha işte bir onda aynen öyle. Vahiy, Risale-i Nur'da ilham, şey, vahiyin vazifesini yapan şumullu ilham. İlham ayrı. Ayrı. Hepimize gelebiliyor. Şumullu ilham der. Hayır, bizim istidadımıza göre mi o şey değişiyor? Değişiyor. Mesela şu dersi herkes farklı anlıyor. Benim şu anda bu dersin akıl tarafı ayrı, his tarafı ayrı, kalp tarafı ayrı, ruh tarafı ayrı. Mesela ben şimdi Cebrail'i benim alemimde burada, acayip bir şey. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam muhabbeti bende
şöyle oluyor. Şimdi ben insan olduğumu kim bana söyleyecekti? İnsan olduğumu hadi insanım diyebilsem nasıl emin olabilirim ben insanım? Bana insan olduğumu söyleyen ve Allah ile beni tanıştıranın iyiliği nasıl olur? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Motorum dağılıyor. Toparlayamıyorum. Bu kadar iyilik yapmış. Onun için aleyhissalatü vesselam deyince böyle öyle inkar eden onu şey yapar var ya bütün münkir gördüm diyor. Onun için şey yapıyor. Neyse girmeyelim. Sistem bozuluyor. Baktım. Demek ki burada ayete dönüşüyor. İşte Cebrail aleyhisselam diyor ki buradan sonra bir adım atamam dedi Miraç'ta. Bak burada ne abiler? Şuradan bir adım atamam dedi şurası. Şuraya kadar. Bu gitti Peygamber aleyhisselam aşağıdan. Burası kabı kalpsin şu çizgi. İmkan vücut orası ortası. Allah'ın burada kelamına, burada rüyetine mazhar oldu. Ona geldiği zaman diyor, tamam bütün Kur'an'a bu biliyor zaten. Başka ne aldın diyor Kur'an'ın dışında. Kur'an kadar bana, Kur'an verildi ama sen mezun değilim anlatmaya. Ona şimdi bu adam akılların mümessili. Cebrail aleyhisselam, bütün akıllar buradan. Şimdi zorluyor, bana da bir ipucu ver diyor da bana, ben sana arkadaş değil miyiz? Sonra en son kozunu kullanıyor. Ben sana Kur'an indirmedim. Ben sana Kur'an vermedim. Bu iyiliğime karşı bana biraz anlatsana. Ama Allah, o da dedi ki, aç aldığın yerden kaldır bakayım dedi. Kimden alıyorsun? Ben sana getiririm diye. İşte buradan kaldırınca bakıyor ki Muhammed Ahmet arasındaki bağın adıymış. Yani başka şey düşünüyorlar da. Burada Azrail aleyhisselam müekkel. Buraya Cebrail aleyhisselam müekkel. Burası İsrafil aleyhisselam. Şurada da Mikail. Şuurdur. Beşeriyet buradan takılmış bize. Şuradan. Beşeriyet buradan takılmış. Kalp buradan takılmış. Akıl buradan takılmış, ruh burada takılmış, ele burada takılmış, sır insanı bilmiyoruz. Şimdi buradaki fabrikadan, yani kamyon, burayı unutmayın, kamyon ham toprağı getirdim, fırına verdik mi abi yüksek fırına? 700 santigrat derece verince şu A maddesi ayrıldı, 800 verelim B maddesi. Böyle derece derece madde böyle ayrılıyor ya, bu fabrikada harflere, seslere, siyak, sibaka, sucunun, gusun, hattın, battın, manalar burada şey yapılıyor. Ama burasını bilmiyoruz. Ne var bunun içinde? Bunun içinde 3 tane isim var. Sıfat var 3 tane. İlim, irade, kudreti tazamun ediyor. Ediyor. Ayetin içerisinde bu 3 tane sıfat var. Kelam. O zaman elhamdülillahi rabbil alemin dediğin zaman ilim, irade, kudret aktif oluyor. 430 sözlerde bunu söylüyor. Şimdi ondan sonra şimdi Kur'an'ı şimdi burada Kur'an ayı ya bu ay. Kur'an okurken dir. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabesine mescitte anlatır gibi o. Orada okuyor, sahabe de takip ediyor. Yok yok diyor, biraz da çık. Cebrail aleyhisselam bunu anlatırken, Cebrail aleyhisselamdan dinler gibi o. O okuyor, peygamber de dinliyor, herkes de dinliyorsa. Sen de onu dinler gibi o. Yok yok diyor. Allah'ın kelam sıfırdan buraya inerken, Allah'tan gelirken, Allah okuruyormuş gibi dinler gibi o. Nasıl olacak ya? Ramaz suresini Allah okuyacak. Yani okumak böyle midir? Bir manası şöyledir. Rahman donmuş olacak, cennet olacak. Rahman suresi. Rahman suresi. Benim tesirim yani. Rahman'ı cennet okuyacak. Cenab-ı Hak okuyacak. Okumak ne demek? Er-Rahman. Bunu inkar edemezsin. Aynı böyle ama nasıl bir şeyse. Davut aleyhisselam okuduğu zaman dağlar da o tekrar ediyordu. Allah okuyunca ne olacak bilmiyorum ya. Ama bir manası Allahu Alem okumak demek Rahman suresi donmuş, vücud haliciye çıkmış. Ne oldu ortaya? Cennet denmiş.
Abi şimdi o zaman şöyle bir şey hatırıma geldi de. Hani bu vahiy hakikati iniyor ya. He. Şimdi Kitab-ı Kebir Kainat, tekvini ayetler. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da Kur'an olarak tezahür etmiş. Ayetler tezahür. Arada bal olarak tezahür etmiş evet. Mesela. Bu... İnsan da ubudiyet, öyle mi? Evet, aynen öyle. O zaman şöyle yapayım. Bu dördü aynı abiler. He. Dördü aynı, onu yapayım size. Böyle ezber daha kalır. %58 görseldir. Bak şimdi. Şecere-i Kainat. Onun çap. Kitab-ı Kebir-i Kainat. İnsanı Ekber Kur'an kitabına ne diyordu? Kainat büyük Kur'an'dır. Kur'an-ı Kebir-i Kainat. Ha, Kur'an olacak bu. Kur'an. Kur'an'ı Kebir-i Kainat, İslamiyet. Bunlar üçü aynı. Dördü olacak. Bir tane de olacak. İslamiyet. İnsan Ekber, Kur'an-ı Kebir-i Kainat. Şecere-i Hilkat. Abiler bunlar dördü aynı. Ama yazılım değişik. Nasıl olur? Kar, su, dolu, buhar, aynı, su. Nasıl yani? Buz, su, H2O, enerji, esir. Aynı. Bu dördü aynı. İnsan namaz kılar, oruç tutar, bunun adı ibadet. Allah, Halik ve mahluk. Ad, fark, noksan, kusurunu ahirette de olacak. Yani Allah, Halik, ben de mahluk. Ahirette de bilmeyecek miyiz bu? Bu kalkmış mı olacak? Bu ubudiyet. Ubudiyet kapsar. İbadet eylemseldir. Oruç, namaz, ölünce ibadet biter. Ubudiyet devam eder. Bunu fark edince ubudiyet desin. Abi neler konuşuyoruz yani? Neler konuşuyoruz? Neler konuşuyoruz? Şimdi bunları Allah seyrediyor mu şimdi? Ediyor. Allah da ilim elcisini cennet bahçesinin bahçe midir diyor. Bu suret olduğu yerde hakikatsız. Bana söyleyin ki böyle suret olsun hakikat olmasın sonra olsun. Öyle bir şey olmaz ki. Suret olduğu yerde hakikat da var. Aynı anda. Burası orası. Ama hissetmeye kalksak duman oluruz. Burası orası. Böyle soğan zarı gibi kaldırırsan o. Ölüm nedir? Ay baktın ki ay buradasın. Oradasın derken orası burası. Bu, yani suretin hakikati. Yani şu suret çekirdek ağaç oldu. Onun adı ölümmüş. Nasıl ölümse? Çekirdek ağaç oldu. Ne oldu bu adam öldü? Mevt hayatla da mahluktur. Ne demek? Eğer mevt olmasa hayatın içerikleri bilinmez. Hayatın mertebeleri bilinmez. Hayat anlam kılan Adem Aleyhisselam'ı beşeriyetten insanlığa dönüştüren mevt hakikatıdır. Cennette olsaydı mevte mazar olmayacaktı. Geldi mevt oldu öldü. O kadar önemli ki hayatı anlamlandırıyor. Şeyi okuduk, ha, söyledik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan dinler gibi. Kur'an'a muhatap ne demek? Diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek. Belki Cebrail Aleyhisselam'dan. Tamam bunu da anladım da. Belki mütekellim ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmeti nüzulunu bir derece göstermektir. Mesela Kur'an olmasa ne olurdu? Hep bu soruyu kafanıza koyun, Kur'an'a muhatap olursun. Bu sorunun cevabı. Kur'an'a muhatap yaparsın. Kur'an olmasa ne olurdu? Ne en basiti, gene dinlerin nimetinden istifade etmiş kafirler Kur'an'dan mesela annem bacım falan dediğine göre başkasından ayırdığını ettiğine göre annesiyle bacısını vesairesini bazı doğrular yanlışlar kalmışsa gene peygamberlerden kalmış. Yoksa işaret edeceğiz de diyor ki dinler gelmeseydi insan hayvan gibi daha aşağıda olacaktı. Yani çok tuhaf olacaktı. Acayip bir şey yani. Demek ki oruç oruçla alakalı, orucu söyledik. Oruç, şair İslamiyedir. Sağ, insanın içsel alemindeki beşeriyetten insana dönüşmesidir. Siyam, Kur'an'a muhatap olmaktır.
Ramazan'ın dedik, toparlıyorum. Zaman zamanın sureti var, şair İslamiyedir. Kanuniyeti var, insan içsel alemidir. Hakikati Kur'an huzurudur. Mahiyeti Allah'tadır. İçeriği bilmiyoruz. Ama biraz takip ettiğim kadarıyla kime ne kadar lazımsa odur. Olacak. Namazın Kur'an'ın hepsinin bir sevabı denmiş. Oruç hakkında şöyle denmiş. Katımızdadır. Bilmiyoruz. Barla'dan şeyi söyledim. Ramazan'ı Ramazan yapan içerisindeki Kadir Gecesi olmasıdır. Kadir Gecesi'nin Kadir Gecesi yapan içerisinde Kur'an oluşundandır. Bu nasılsa Kadir Gecesi Ramazan'ı ne yapmışsa Ramazan da ömrümüzü öyle yapmış. Kadir Gecesi Ramazan'ı bütünlediği gibi, nurla kendisine dönüştürdüğü gibi oruç tutanın da ömrünün 1000 sene yaptığını 282 Barla'dan okudum. Sorusu olan var mı abiler? Bu ayet ve kelam ile yok. Çok güzel. Teravihleri kılacağız dershanede. Teravihlerden önce mi sonra mı bilmiyorum nasıl yapılıyordu unuttum. Herhalde teravihden sonra mıydı? 15-20 dakika bir sohbet oluyor, sonra çay içiliyor muydu? Önceydi değil mi? Yani bedava çay yok yani. İlk önce 10-15 dakika sohbet, sonra teravih kılacağız, sonra da çay inşallah. Hakikaten bu akşamki bir dersler hissemiz Allah ziyade eylesin de zerre kadar böyle istifade ettiksek hakikaten dört gözle orucu beklemek lazım. Oruçtan tahammül etmenin adına şifresini veriyorum, kesiyorum. Tahammül etmek. Bildiğiniz bir şey tekrar edeceğim. Bu benim gömleğim, ben değilim, bana aittir. Gir içeriye, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. Tamam, koy. Bu benim kitabım. Koyar gibi, bu benim aklım, masaya koy. Ben diyen arkada ya, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum, benim vücudum. Koydun mu? Ben neredeyim? Bunun dışındayım. Açlık çeken bu adam. Sen değilsin, senin alakası yok. Bırakacaksın, seyret onu. Seyretme makamına çıkmak lazım. Allah çıkartsın inşallah. Tahammül şey o. Acı çektiğimiz zaman, bazılarınız sineği kaçırmak için dumana ihtiyacınız olduğu zaman, bazılarınız yeme içmeye felaket olduğu zaman, deyin ki o istiyor. Benimle alakası yok. Ben buradayım. Bu benim kitabım, benim dışında. Bu benim gömleğim, benim dışında. Benim aklım, benim vicdanım, benim kalbim, benim ruhum. Ha ben kimim? Ben sahiplenenim. Bu sahiplenilendir. Bana aittir. Bana emanet ediyorum. O zaman beden bana ait. Ruh da bana ait. Ben onun dışındayım. Acıktı, o acıktı. O ölecek, o ölecek. O ölecek. Eğer sen buna ben dersen acıkma da ölüm de seni kapacak. Toprağa da bu girecek. Ama buna ben diye toprağa girecek. Buna ben demeyip burada olan bu gidecek, bu da böyle gidecek. Ruh cesetten çıktığı zaman çekip gitti. Ceset nerede? Ortalığı karıştırmasın, kokmasın, koyun oraya. Ruh çıktı diye deniliyor. Yani bunun arkasına geçersek en azından fikren. Acıktı, o adam acıktı. O istiyor. Ruhlar derdi ki gel kendini yedir. Hep öyle de. Dirdik oğlum. Hepten durumu iyi değil ya. Kendini yedir. Oğlum ben kaç kişiyim? Ben de bakıyorum arkana başkası. Gel kendini yedir. Sana diyorum, sana diyorum. Sen değilsin ki sen bu çocuk. Günah da öyle olmuyor değil mi? O işledi. Yok yok. O da yok. Sana yansıyor. Çünkü nimetler, rahmetler vücudidir. Vücuttur. Günahlar ademi olduğu için. Vücudu yok. Sevaplar vücudidir. Cenab-ı Hak bu Ramazan'ı hakkıyla mukabele edenlerden eylesin. Şehr-i Ramazan hepimize mübarek eylesin. Hakkımızda burada bahsedilen hakikata mazhar olarak bizi o hakikat ve mahiyete taşısın. Hizmet-i imaniye Kur'an'ide nasıl olan iştirak-ı amal-i uhreviye girmemize, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, evlad-ı yârlerimizi de nasib-i müyesser eylesin. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha-tı mâselavat. Zaten bekliyordum Amir. Zahir Sadım. Dört şey hepsi bir. Kur'an tenezzülat ala okulü başta. Bu üçüncü aynen böyledir. Evet.
ettenuzalati ala ukulil beşer işaret-i caza geçiyor ya. Allah insanların seviyesinde konuşması merhamet ilahidir. Niye bunu böyle yaptı? Merhametten yapmış. Yani bu kainattan aynen Kur'an insanları evet. Sen nasıl? Evet, aynen öyle. Dördü Kur'an-ı Kebir-i Kainat. Kainata büyük Kur'an diyor. Ondan sonra kainata insan diyor, insan ekber diyor. Kainat-ı Sura diyor insana. Kitab-ı Kebir-i Kainat, Kur'an-ı Ekber diyor kainata. Kur'an-ı Ekber. Böyle. Dördü aynıdır. Muhakematta da bir yerde söylüyor. İslamiyet'e de İslamiyet'e de büyük insan diyor. Büyük insan. Yani hac, zekat vesaire değil. Peki, vâhir davâhu men ilhamdülillâ rabbil âlemîn. Fâtiha temâ selâvâzûn.